düşman demeyeyim de haset edenlerinin olması iyi bir kamçıdır. Eğer seni kıskananlar yoksa yatarsın aşağı. Bir rekabet olmalı. Tabii bizimki adavete döndü de, hasetten de adavete döndü. 10 sene selam almıyorlar mı? Sonra kendileri anladılar yanlışlarını. Geldiler. Yani özür dilemeseler de selamünaleyküm. Hiçbir şey olmamış gibi falan böyle şeyler yaşandı. Maneviyatları yüksekti. Belki biraz meczuptular bilmiyorum ama bana çok çektirdiler. O şeyde tabii Efendimiz'e de mecburen oradan ezildiğim için bir de onun kendi biraz da akrabalarıydı. Oradan Ehl-i Beyt'im dediği kişiler o noktadan zarar görünce hala devam ediyor görürsün Ehl-i Beyt meselesi. Efendinin Ehl-i Beyti ha? Resulullah'ın Ehl-i Beyti konuşmuyoruz aşağı. Onlarla size muhabbeti ama kendisi öyle dedi. Tabiri öyle söylüyor. Benim Ehl-i Beytimden çektiğim bütün sıkıntılar seyri sülüküne sayılır. Allah seyri tabii. Seyri sülükü ne demek? Tarikatta adam canı çıkıyor, teheccüdü, işte tarikat dersleri, kaç saat, murakabeler şunlarla. Biz yattığımız yerde şey ettik yani. Dersleri bitirdik yani. Şeyi bitirdik ama gece mi geçtik, gündüz mü geçtik? O başka. Yani senin seyri sülükü hala devam ediyor. Seyri sülükü bitiremedik yani. Çünkü neden Ehl-i Beyti'nden farkındaysanız çok sıkıntı çekiyoruz. Yani tehditler, şantajlar, hakaretler alıyoruz. Bunlar yani bizim teşvikimiz buradan oldu. Kıskanılmaktan ve icraatlarımızın iptallerinden hırs geldi. Yani ben bir yere varmam lazım, bir şey olmam lazım. Bunlara rezil olmamam lazım. Mesela Hızır Efendi bana rahmetullahi aleyh, o benim hocamdı. O onu öyle hasedi, fesadı hiç yoktu. Allah adamıydı. Yani of müstesna bir hoca efendiydi. Zaten Efendi Hazretleri'ne sorulduğunda işte sizden sonra ne olur mu falan benimle. Ha, benim halifem yoktur buyurdu yani. Hızır yaşasaydı olur, belki o olurdu. Yani Hızır Efendi'nin ki kemalatını anlatmak için söylüyorum. Onu Talha Hoca'ya da söylemiş yani Medine'de. Dolayısıyla biz Rize'ye gideceğiz falan. O zaman burada Efendisi'yle ben okutayım dedi hatta. Dedim babam sizin hiç baktığınız yok. Ben de koleji bıraktım. Annem üzülüyor babam için falan. Bari ilmi şey diyeyim, bir şey kazanalım. Sonra Resul Hoca da üzülmesin diye ona da söylemeyelim dedi bunu. Ama dedi sen burada kalsan iyi olur dedi falan. Çok da ısrar etti halde. İbareyi sökmeye uğraşıyorum, sökemiyorum. Az çalışırdım. Çok zekam olduğu için müzakereye veya şey ihtiyacım olmazdı. Yani derste dinlediğim kafamda çok kalırdı. Oradan biraz çalışmam azdı. Ama o zamandan beri kitap tetebbuatım vardı. Kitap okumaya hiç doymazdım. Ama hocayla ders yapmaya veya onu müzakere yapmaya çok ihtiyacım olmazdı. Çünkü o ne veriyorsa abi, onun hepsini aldığım için kafamda da unutma yoktu o zamanlar. Yine biz işte Rize'ye gittik, geldik, icazet aldık. 80'de falan. Yani o bile Hızır Efendi o zaman dedi ki sen dedi şehir çocuğusun dedi, o köyde yapılmasın dedi, Rize'nin merkezi bile değil dedi, ilçesi ilçesinin de daha köyü dedi. Falan veya yaparsın yapamazsın, göreceksin, iddialaşıyor falan benden. Ya diyorum koca Hızır Efendi, bu niye uğraşıyor benden ya? Halbuki Hızır Efendi bana teşvik yapmış. Allah Allah. Çünkü neden ben Rize'de 20 ağa kaldım, birkaç kere bana bir efendinin hasreti çöktü. Efendi Hazretleri geliyordu ama. Bütün ihvan geliyordu, akın oluyordu. Yani devamlı emr-i arif, et. Benim eski hanım Hurst efendiler, Şakir hocalar, şu hocalar, bu hoca, Fahri efendiler, Nalbuki. Orası oldu şimala. Gittiğimiz yerde böyle bir bereket hasıl olur. Elhamdülillah. Ya o da denenmiş bir şey. Herkes geliyor, çocuğunu veriyor. 100 tane İsmaila'dan talebe gel. 100 tane. Yer yok. Babam işte o zaman binanın temelini attı o zaman 5 milyon sıfırlar o zaman. İşte 5 milyon gönderdi falan. Ya birkaç kere kafama öyle vurdu. Öyle bir kendi kendime ağlıyorum mezarlıkta. Bir şeyler. Garibanlık çöktü. Telefon bile yok annenle konuşma bilmem ne. Birkaç kere de böyle bazı olaylarla da karşılaştım. Yani beni şeyden. Ezen. Ya ben babam zengin bilmem ne. Hissem İsmail Ağa'da efendinin oğlu zannediyorlar yanında oturuyor ben. Ne kadar itibarım var bir de İsmail Ağa'ya. Bayramda şurada burada. Erbakan'ı gidiyor, Türkeş'i geliyor, öbürü. Bütün alemler orada yani. Ben orada büyümüşüm. 7 yaşımdan beri. Ya köyde şey oldum ya. Ama ilmin de şeyi var. Gece kaldırıyorum hocam Allah razı olsun Resul Hocam. Ondan sonra 2 kere, 3 kere dönmeye karar verdim. Psikolojim çok bozuldu.
Çocukluğum da var. 14 yaşındayım ya. Resul Hoca da o kadar el bebek gül bebek. Adam da ne yapsın arkadaş? O da bir şey yapıyor. Onun da kendi bir şeyi olabilir. Dünyada talebesi var, işi var, gücü var. Bir ilgilenemeyebilir bir şey olur. Oradan da evhamlaşıyorum. Şeytanın işi yok. Hemen dedim. Hızır Efendi ne demişti? Hızır Efendi. Sen yapamazsın. Döneceksin, göreceksin. Ulan bir gideceğim Hızır Efendi. Bütün zaten bizim eski talebe heyetimiz orada. Hacı Musallar rahmetli işte şimdi Veysel hocalar, şunlar, bunlar. Ondan sonra Helvacı Raşit Efendi, hepsi rahmetli oldular. İdris Efendi, şu efendi, bu efendi, bütün onlar yaşlı adamlar. En küçüğü bendim. Böyle ev şeyinde, Hızır Efendi evde okuturdu. 15-20 kişi böyle. Ordulu İrfan da var. Böyle muhabbet, konuşmalar, gülmeler, dersler böyle. Doyamazdık Hızır Efendi'ye. Elinden yemek yapar, yedirir. Bir acayip bir adam. Şimdi o şeyi bulamadık yani. İsmail'den gelen bu sefer lisan da bilmiyoruz. Lazca konuşuyorlar Komok'ta. Ben 20 ay kaldım. İki kelime öğrendim. İki kelime. Başka bir şey mi bilmiyorum. Koçepe'yi öğrendim. İşte Koçepe. Koç gibi çocuk yani. Bizim oğlana da Koçepe taktı işte Resul Hoca. Benim en küçük oğlana da Koçepe dedi. Ben onu şimdi kayıtlamışım Koçepe diye. Benim kayıtlarıma bakıyorlar. Bu kim diyorlar. Gavur biri zannediyorlar. Halbuki Koçepe Lazca. Bizim olan o Koçepe de ya. Bir Koçepe öğrenmişim. Bir neydi işte? İki tane şey yok. Bir şey de öğrenemedim. İşte bütün millet de lisan da yok. Talebeler Allah'tan Bayburtlu Mayburtlu. Onlarla Türkçe konuşuyoruz. Ondan sonra ne yaptı Hızır Efendi? Yani o lafıyla 20 ay durdum icazet alana kadar. Birkaç kere kesin karar verdim. O kadar bunaldım. Dedim bir rezil olmak var. Gidersin Hızır Efendi şey demedim mi der, bilmem ne der. Bütün millet ha ha yapar. De teşvik bu. Bir defa haset edenin olacak. Bir defa kamçılayıcı unsurların olacak. Bir defa ideallerin olacak. Bir defa maddi paramasına demiyorum. İlim işini, hırsın, ihtirasın olacak. Varmak istediğin hedefler olacak. Ama hakikaten hepinizden yani şurada bulunan hepinizden fazla uykuyu seven, yemeği seven ve keyfini seven bir çocukluğum var. Yani yapım öyle. Ama ben bunu hep baskıladım. Hep harpteyim yani. Hala da öyle. Tabii. Şimdi o kadar öyle değil. Yok ya. Şimdi biraz ilimden yani çalışmaktan daha lezzet alıyorum şimdi. Ha ama şimdi mesela görüyoruz hocam. Böyle öyle zevk alıyorum.